Yazılı Yazır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıflar 1. dönem 1. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı sorularımız webin hazırlamış olduğu örnek sorulardan derlenmiştir arkadaşlar. Yani direkt sınavıza çıkabilecek tarzdaki sorulardır diyebilirim. Hemen ilk sorumuza başlayalım. A şehrinden B şehrine 3, B şehrinden C şehrine 2 farklı yoldan gidilmektedir. Buna göre Mert'in A şehrinden C şehrine kaç farklı yoldan gidebileceğini bulunuz deniliyor. Mert A şehrinden C şehrine gitmek istiyor. Ve A'dan B'ye 3 farklı yol, B'den C'ye 2 farklı yol var. Nasıl bulunur? Şöyle bulunur. 3 çarpı 2, 6. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu kadar basit bir soru. Mantığını açıklayacağım size. Şöyle düşünelim. İlk olarak şu A'dan B'ye giderken şu yolu seçmiş olalım. Bu yolu seçtikten sonra kaç seçeneğimiz kalıyor? Bir böyle gidebiliriz. Bir de bu yoldan gidebiliriz. Yani buradan iki seçeneğimiz kalmış oldu. 2 seçenek oluştu. Sonuçta ortadaki yolu seçtiğimizde buraya geldik. Sonra buradan sonra nasıl gidebiliriz? Gene iki farklı yolla gidebiliriz. Buradan da iki farklı yol oluştu. Buradan gittiğimizde gene iki farklı yol oluşacak arkadaşlar. Buradan da iki oldu topladık. Kaç etti? 6 etti. Yani direkt 1, 2, 3 çarpı 1, 2 yaparak 6'ya ulaşabiliriz arkadaşlar. Mantığı bu kadar basit aslında. Devam ediyoruz ikinci sorumuzda. Malatya kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek anlamlı ve anlamsız 7 farklı 7 harfli kaç farklı kelime yazılabileceğini bulunuz denilmekte. Gelin birlikte bulalım. Öncelikle kaç halimiz var? 7 halimiz var. Ee, bunlar hani arkadaşlar kaç farklı şekilde sıralanır? Hani hiçbir şey düşünmeyelim. Buradaki harfler farklı harfler olsun. Kaç farklı şekilde sıralanır diyebiliriz? 7 faktöriyel şekilde sıralanabilir diyebiliriz. Bunu zaten bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Mesela atıyorum e, 123 sayısını verdiğimizde bu sayıların yerleri değiştirerek kaç farklı sayı oluşturabilir dediğimizde direkt 3 faktöriyel olacaktır. 1, 2, 3, 3 faktöriyeldir. Yani soruların mantığı bu şekildedir. Burada tamam 7 faktöriyel dedik ama burada bir şey dikkatinize çekmeli. Gördüğünüz gibi a'lardan kaç tane var? 3 tane var. Yani a'lar tekrar ediyor. Yani ee, mesela tekrar eden a'ları da farklı bir kelime olarak algılayacak Mesela şu a ile şu a yer değiştirildiğinde Bunu sanki farklı bir kelime olarak algılayıp 7 faktör sonucuna ulaştık Ama halbuki bu ikisi e, aynı nelerdir arkadaşlar Aynı kelimelerdir O yüzden bu tekrar edenleri aradan çıkarmamız isteniliyor Onlar nasıl yapıyoruz 7 faktöriyel bulduktan sonra bölü diyoruz Tekrar eden kaç tane a var 1, 2, 3, 3 tane a var Onu da 3 faktöriyel şeklinde yazıyoruz Tekrar eden ifadelerde kuralımız budur. Bu sayılarda da aynı şekilde kelimelerde harflerde de aynı şekilde olacaktır. Sayılarda dikkat etmeniz gereken bir nokta daha var. O da sıfır bulunuyor mu bulunmuyor mu? Sıfır bulunuyorsa arkadaşlar orada da bunu yaptıktan sonra çarpı diyorsunuz. Buraya bir oran yazıyorsunuz. Tüm sayıları buraya yazdıktan sonra işte sıfırın olmadıklarını yazıyorsunuz arkadaşlar. Tabii bunda bizim işimiz yok. Onu bilgi olarak söylemiş olduk. Buraya bakacak olursak 7 faktöriyel bölü 3 faktöriyel dedik. 3 faktöriyel buradaki 3a'nın tekrar etmesinden dolayıydı. Atıyorum burada 1 l daha olsaydı 1 2 l 2 kere tekrar diyor çarpı 2 faktöriyel diyecektik. Ama l olmadığı için onda gerek yok. Bilgi olarak söyleyelim. İşlemimizin sonucunu yapalım. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel kadar yazalım arkadaşlar. Sonra bölü altta da 3 faktöriyelimiz var. 3 faktöriyel 3 faktöriyel birbirini götürür. Burada ne kaldı? 20, 120, 120 çarpı 7 diyelim 0 koyduk. 14, 840 farklı kelime oluşturabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu kadar basit aslında. Üçüncü sorumuza devam edelim. A kümesi veriliyor. Bu A kümesinin 5 elemanın alt kümelerinin kaç tanesinde A ve D eleman olarak bulunur deniliyor. 5 eleman diyor ya hemen 5 tane elemanı şöyle bir çizelim yazalım. 6 tane harfimiz var ve 5 elemanlı olanları istiyoruz. Sonra kuralımız ne diyor? A ile D bu elemanlar için ne olacak? Hemen yerleştirelim. Buraya A, buraya da D koyalım. Nereye yerleştirdiğinizin bir önemi yok. Çünkü burada bir sıralama sormuyor. Yani A'yı buraya da koysak değişmez. Buraya da, buraya da, buraya da. Veya D'yi aynı şekilde değişmeyecektir. Çünkü biz seçme yapıyoruz. Seçme yaptığımız için bizim herhangi bir sıralama ihtiyacımız yok. O bir dursun. Son boş koltuklara bakıyoruz. Boş yerleri 3 tane boş yerimiz var. 5 elemanlı olabilmesi için. Buraya neler gelebilir? A gitti, D gitti. B, C, E ve F kaldı. Yani 4 tane kaldı. 4 harfimize 3 boşluk var. Yani 4'ün 3'lü kombinasyonunu yapmamız gerekiyor. 3 yerimiz var, 4 ifademiz var. 4 ifadeden 3 tanesini seçeceğiz ki burası 5 elemanlı olabilsin. 4'ün 3'lü kombinasyonunu yapacak olursak ilkini yazıyoruz 4 faktöriyel. Sonra ikisinin farkı 4 eksi 3 faktöriyel yani 1 faktöriyel çarpı 3 faktöriyelin direkt kendisini yazıyoruz arkadaşlar. Tabi burada 1 faktöriyel yazmanıza gerek yok veya bu kombinasyonu çok kolay bir yoldan yapabilirsiniz. Direkt 4 diye söyleyebilirsiniz. Bunu ben de biliyorum arkadaşlar ama sizin konuyu daha iyi anlayabilmeniz açısından bu şekilde uzun uzun yazıyorum. Sonra 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel geldi. 4 faktöriyel aşımıza 4 çarpı 3 faktöriyel şeklinde yazdık. 3 faktöriyel altta var. İkisi birbirini götürdü. 4 olarak cevabımızı bulduk. Yani 4 farklı e, alt kümesinin olacağını söyleyebiliriz. A ve D dahil olmak üzere ve 5 elemanlı olmak üzere. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Şimdi bize böyle bir ifade veriliyor. Bu ifadenin kat sayıları toplamını bulunur deniliyor. Baktığınızda kat sayı falan Allah Allah hani karışık gibi gelmiş oluyor kat sayıların toplamı işte. Hepsini mi toplayacağız falan filan diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama buna asla ve asla gerek yok. Burada pif püf bir noktamız var. X eşittir bir yazacağız. Yerine koyacağız ve sonucu bulacağız. Bu kadar basit. 5 çarpı 1 eksi 3'ün üzeri 5'i. 5 eksi 3 2. 2 üzeri 5. Kaç eşittir? 32. Katsayılar toplamı 32'dir. Bu kadar basit. X koymamızın sebebi X koyduğumuzda Mesela burada 5X'in katsayısı nedir? 5'tir. Hani x yerine 1 koyduğumuzda Arkadaşlar 5 çarpı 1'den sonucumuz değişmeyeceği için Direkt bize katsayı verecektir. Katsayı toplamı da X'in yerine 1 yazarak buluyoruz. Bir de ne sorabilirdi? Bir de şunu sorabilirdi. Sabit terimi. Sabit terimi nedir diye sorabilir. Sabit terimi nedir diye sorduğunda x yerine 0 vereceğiz. x yerine 0 verdiğimizde 5x gidiyor. Eksi 3 üzeri 5. Bizim sabit terimimiz olmuş oluyor arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunmuş. Katsayılar toplamı ve sabit terimi oldukça sorula, sorulan sorulardır. Oldukça kolaydır. Sadece dikkat gerektiriyor. 5. Kilesiz 2 zarın havaya atılması deneyinde üst yüze gelen sayıların toplamının çift sayı olma olasılığını bulunur deniliyor. Öncelikle toplam olasılığımızı bulalım. Şimdi bir zarda kaç e, rakam vardır? 6 tane. 2 tane atıyoruz. 6 üzeri n'den 6 üzeri 2 gelecektir. Buradaki n sayısı zar sayısını ifade eder. Atıyorum 3 zar atmış olsaydık 6 üzeri 3 tane durumumuz olacaktı. 2 zar attığımız için 6 üzeri 2 36 tane toplam durumumuz olacaktır. Yani bir şey bölü 36 yaparak olasılığımızı bulacağız. Olasılıkta bildiğiniz gibi tüm durumlu e, payda kısmına yazıyorduk. İstenilen durumu ise pay e, pay kısmına yazıyorduk. İstenilen durum ne? Üst üze gelen sayıların toplamının çift olmasıdır. Hemen yapalım. Şimdi öncelikle e, şöyle yapacak olursak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İki zarımız var. 2, 3, 4, 5, 6. Sonra ilk zarımız bu birinci zar diyelim. Buna da ikinci zar diyelim arkadaşlar. Karışmasın sayılarımıza. Sonra birinci zarda bir numaralı sayı geldiğinde çift sayı olabilmesi için birinin yanına ne gelebilir? Tabii ki de tek sayılar gelecektir. Tek sayı ile tek sayının toplamı çift sayı veya çift sayı ile çift sayının toplamı gene çift sayı olacaktır. Onun harici çift tek e, toplamı teki verecektir. Biz çift istiyorsak sonucu tek veya tek tek veya çift çift ayarlamamız gerekiyor. Şimdi ilk zarda 1 gelmiş olduğunu düşünelim. 1 gelirse diğer zarda da 1 geldiğinde yani 1'e 1 bir olduğunda istenilen sonucu verecektir. Sonra 1'e 3 olduğunda tekleri aldığımız için bir tek tek sayıları alıyoruz. Sonra 1'e 5 durumunda çift sayı verecektir. Sonra başka vermiyor. Sonra biz 2'ye aldığımızı düşünelim. 2'ye aldığımızda bu sefer çift sayıları seçeceğiz. 2'ye 2 durumunda çift olacaktır. 2'ye 4 durumunda çift olacaktır ve 2'ye 6 durumunda çift olacaktır. 3'e geçelim. 3'e geçtik. Burada e, ne olacak? 3'e 1 durumunda çift olacaktır. Hani 1'e 3 veya 3'e 1 ikisi farklıdır. Çünkü iki zarımız var. Birinden 1 çıkıyor, birinden 3 birinden 3 çıkıyor, birinden 1. Farklı durumlar. Hani aynı durumlar demeyin. Sadece hani 1'le bir 1, bir, bir daha 1 bir bir geldiğinde o farklıdır. Ama burada herhangi bir farklılık yok. 3, 3'e 1'i seçtik, 3'e 3'ü seçeceğiz tek tek. 3'e 5'i seçeceğiz, bitecek 3. 4'e geldiğimizde 4'e 2'yi seçtik. 4'e 4'ü seçtik. 4'e 6'yı seçtik. 5'i seçtiğimizde 5'e 1'i seçtik tek tek unutmayın. 5'e 3'ü seçtik. 5'e 5'i seçtik. Sonra 6'ya geldiğimizde 6'ya 2'yi seçtik, 6'ya 4 ve 6'ya 6'yı seçtik. Herhangi bir eğlenecek bir sayı var mı? Şöyle bir tekrar göz gezdirecek olsak. Bu tür yazma sorularında arkadaşlar hani dikkat edin gözünüzden bir şey kaçmasın. Herhangi bir aksilik yok arkadaşlar. Tekrar etmiyor hiçbir şey. Ee, tamam sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane bizden istenilen durum var. Oranımız 18 bölü 36. Onu da şurada sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2 geliyor arkadaşlar. Olasılığımız 1 bölü 2 olarak bulunmuş oldu. Devam ettik 6. sorumuzda. F Eksi 3'ten 5'e reel sayılar bir fonksiyon olmak üzere fx eşittir 3x eksi 1 biçiminde veriliyor. Buna göre f fonksiyonun görüntü kümesini bulunuz deniliyor. Burada ne verilmiş? Hangi tanım kümesi verilmiş? Burası tanım kümesidir. Bizden görüntü kümesi isteniliyor. Aynı şeyi yazacağız. Tanım kümesine verilen ifadeleri burada yerine yerleştireceğiz. Başka bir şey yapmayacağız. f 3'ü bulacağız. Kaçtır? 3 çarpı. Eksi 3, eksi 1. Eksi 9, eksi 10. F5'i bulacağız bir de. F5 kaçtır? 3 çarpı 5, eksi 1'den 15, eksi 1, 14. Hemen bunları tanım kümesi için yerine yazacak olursak. Tanım pardon görüntü kümesi gk diyelim. Görüntü kümesi eşittir. Nedir arkadaşlar? Eksi 10'dan kaça? 14'e kapalı aralık şeklinde olacaktır. Mesela bakın eksi 3 açıktı. Eksi 10'da açık yaptık. 5 kapalıydı. 14'ü kapalı yapmış olduk. Burada tanım kümesindeki elemanları buradaki da yerine yerleştiriyoruz ve gelen sonuçları da aynı bu şekilde e, bir küme oluşacak şekilde oluşturuyoruz ve buna görüntü kümesi diyoruz. Eksi ondan 14'e 14 dahil görüntü kümesi şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Yedi gerçek sayılar kümesi üzerine tanımlı f ve g fonksiyonları için fx eşittir bir şey bir şey f e, çarpı GX eşittir bir şey bir şey biçiminde veriliyor. Buna göre g eksi 1 değerini bulunuz deniliyor. Baktığınızda biraz karmaşık gözüküyor olabilir aslında çok kolay. Bizden ne istiyor g eksi 1? O zaman x gördüğümüz yere bir eksi 1 yazalım. Şuradan yazacak olursak. Aslında f çarpı g x nedir? f x ile g x'in birbiriyle çarpımıdır arkadaşlar. Bu ne 6 x küp artı 4 x kare artı 9 x artı 6. Biz ne dedik? x gördüğümüz yeri eksi 1 yazacağız dedik. x e, f eksi 1 çarpı g eksi 1 kaç olacaktır? x gördüğümüz yeri eksi 1 yazdığımızda 6 çarpı eksi 1'in kübü eksi 1 artı 4 çarpı eksi 1'in karesi 1 artı 9 çarpı eksi 1'den eksi 9 artı 6. Toplayacak olursak g eksi 1 çarpı f eksi 1 eşittir. Eksi 6 artı 4, eksi 9 artı 6, eksi 6 artı 6 götürdü birini, birbirini buradan sonuç eksi 5 gelmiş oldu. Bu nedir? f eksi 1 çarpı g eksi 1'in sonucudur. Bizden sadece g eksi 1'in sonucu isteniyor. Onu nasıl bulacağız? Onu da her iki tarafı f eksi 1'e bölerek bulacağız. Sonucumuz aslında eksi 5 bölü f eksi 1'dir. O zaman neyi bulacağız biz? f eksi 1'i bulacağız. f eksi 1'i de burada x gördüğümüz yere eksi 1 yazarak yine aynı şekilde bulacağız. Yazdık 2 çarpı eksi 1'in karesi 1 artı 3 2 artı 3'ten 5. f eksi 1 5 olarak bulundu. Buradan eksi 5 bölü f eksi 1'i 5 bulmuştuk. 5'ten cevabımız eksi 1 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Bu kadar basit gördüğünüz bir karmaşık gözükse de aslında. Sadece ne yapmanız gerektiğini bileceksiniz. Burayı yaptıktan sonra ben nasıl g-1'e ulaşırım diyeceksiniz. Buradan fx'ten kurtulmak için her iki tarafı fx'e böleceksiniz. f fonksiyonu da verilmiş zaten. Yerine koyup bölme işlemini yapacaksınız. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi map de hani kolay sorular soruyor arkadaşlar. Gözünüz sakın map hazırlayacak, şu olacak, bu olacak, ortak olacak diye korkmasın. Soru tarzları aynı sorular. Bizim eski videolarımıza da bakabilirsiniz. Orada da gene aynı bilgiler var. Size farklı bir şey sorulmayacak. Aynı bilgiler farklı şekilde işte şöyle böyle değiştirilerek sorulacak. Hani test sorularını bile izleseniz dinleseniz aslında gene size faydası olacaktır. Anne baba ve üç çocuktan oluşan bir ailenin anne ile baba yan yana olmak koşuluyla masa etrafında kaç farklı şekilde oturacağını bulunuz deniliyor. Normal düz bir masa arkadaşlar. Düz bir masa diye. Şimdi 5 kişimiz var. Hemen 5 bölmeyi böyle yazalım. Anne ve baba yan yana olmak koşuluyla. Anne babayı şöyle bir daire için alalım. Bunlar hep yan yana e, dursun. Sonra 3 çocuğumuz var. 3 çocuk da buraya yerleştirecek. Ç1 diyelim, Ç2 ve Ç3. Bunlar kaç farklı şekilde sıralanabilir deniliyor. Oturabilir deniliyor aslında nedir? Bu sıralanabilir demektir. Mesela ilk sorumuzda biz ne yapmıştık? Seçme yapmıştık, sıralama yapmamıştık. Ama buradaki masa sorusunda ne yapacağız? Sıralama yapacağız arkadaşlar. Yani bu çocukla bu çocuğun yeri değiştiğinde farklı bir oturuş olacağından dolayı sıralama burada devreye giriyor. Şimdi öncelikle şöyle düşüneceğiz. Anne ve babayı ayırmıyoruz. Anne babayı sanki çocuk dörtmüş gibi düşünüyoruz arkadaşlar. Yani bir eleman, iki eleman, üç eleman, dört eleman. Aslında dört eleman gibi düşünüyoruz. Çünkü anne ve baba yan yana oturacak, ayrılmayacaklar. Yani anne buraya gelse baba buraya gelse ortaya çocuk gireceğinden dolayı böyle bir sıralama olmayacaktır. Bize istenen bu olduğu için böyle yapacağız. Birinci terimimiz diyelim, ikinci terimimiz, üçüncü ve dördüncü terimimiz olsun. Bunlar normalde kaç farklı şekilde sıralanabilir? Dört faktöriyel şeklinde sıralama olduğu için. Tamam iyi hoş buraya kadar doğru gittik. Ee, sorumuzun cevabı dört faktöriyel mi? Hayır değil. Nedir? Bir de şu vardır arkadaşlar. Mesela anne baba böyle ayrılamaz dedik ama anne ve babanın yeri de belli değil. Yani bunlar da kendi aralarında yer değiştirebilirler. O yüzden hani baba buraya geçer, anne buraya geçer. İki farklı şekilde bunlar da kendi aralarında sıralanabilirler. Aslında bu da nedir? İki faktörü yerdir. Kendi aralarında sıralanmaları çarpı iki faktörü. O da zaten ikidir. Buradan dört faktörü yerdir. 24, 24 çarpı 2'den cevabımız kaçtır? 48'dir. 48 farklı şekilde oturabilirler arkadaşlar. 9. ve son soru. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları biçiminde veriliyormuş. Bilden f artı g4 değeri isteniliyor. Bu nasıl bir değerdir? Bu şöyledir aslında. F4 artı g4'ün yazılışıdır arkadaşlar. Aslında demek istediği bu sonucun değeridir. Buna göre biz neyi bulalım? Önce f4'ü bulalım. f4 eşittir. X gördüğümüz yere ne yazacağız? 4 yazacağız. 4'ün karesi artı 1. Kaç geldi? 16 artı 1'den 17. F4'ü 17 bulduk. G4'ü bulalım bir de. G4 eşittir. X gördüğümüz yere 4 yazıyoruz. 3 çarpı 4 eksi 1'den 12 eksi 1 11 gelmiş oluyor. F4'ü G4'ü bulduk. Sorumuz bizden F4 artı G4'ü istiyordu. 17 artı 11'den cevabımızı 28 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Bu kadar basit aslında. Bakın bunlar benim yaptığım, hazırladığım sorular değil. Bunlar direkt memin anladığı örnek sorular. Örnek soruların kolaylığını görüyorsunuz. Hani gözünüze bu kadar korkutmaya, etmeye e, gerek yok arkadaşlar. Bu sorular size yetmiyorsa ne yapabilirsiniz? Yazıldayım.net adresimize girerek oradaki örnek sorulara da sorularla da devam edip kendinizi daha çok hazırlayabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Umarım hak ettiğiniz not alırsınız. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Diğer derslerin yazılı videoları da kanalımızda mevcut.